Kemal Sunal filmlerindeki kabadayı isimlerini hatırlar mısınız? Aklıma gelenleri hemen söyleyeyim. Kız İsmet, Bombacı Mülayim, Karbonat Erol, Amorti Kazım, Urfalı Abdi. Şimdi size anlatacağım hikayenin de bunlara benzer isimli bir kahramanı var. Ancak bu karakter gerçekten yaşamış. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin de en ünlü dolandırıcısı olmuş. Tanıştırayım, Eyüplü Halit. Asıl ismi Halit Keskiner. Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in de ilk dönemlerini yaşamış. Aslen Girit kökenli bir göçmen. Rumcası çok iyi, Fransızcası ise fevkalade. Ancak Türkçeyi ne okuyabiliyor ne de yazabiliyor. Bilinen en eski dolandırıcılık olayını İstanbul işgalinin sonlarında arkadaşı Arap Abdullah'la birlikte gerçekleştiriyor adamımız. Bu iki üçkağıtçı Rumların yoğun olarak yaşadığı bir semtte izbe bir bina kiralar ve buraya sahte bir karakol kurarlar. Tabii kentte o zamanlar muazzam bir otorite boşluğu var. Dolayısıyla kimse bu olaydan kıllanmıyor. Eyüplü Halit komiser, Arap Abdullah ise bekçi oluyor. Sonra da mahallenin zenginlerine hakkında ihbar var. Ya da sen masum Türk vatandaşlarını İngiliz'e ispiyonluyorsun gibi gerekçelerle musallat olup nezarethaneye atıyorlar. Ve rüşvet karşılığında da onları serbest bırakıyorlar. Adamlar 2-3 gün içinde zengin Rumları bu numarayla soyup soğana çeviriyorlar. Türk ordusu şehre girmeden bir gün önce de bu sahte karakol kendiliğinden kapanıyor. Ancak Eyüplü Halit'in ününe ün katan dolandırıcılık hikayesi gerçekten çok büyük. Adam faşizmin neferi İtalyan diktatör Mussolini'yi dolandırmış ya. Mussolini'yi. Hikayeye göre Eyüplü Halit 1935'te Sultanahmet cezaevinde yatıyor. İçerideyken de kasa hırsızı bir İtalyanla tanışıyor. Sonra Halit'in aklına birden Mussolini'ye mektup yazmak geliyor. Ve İtalyan'ı kafalayarak onun yardımıyla oturup mektubu yazıyor. Sayın Duce diyor. Bu arada Duce faşist hükümetlerin başkanlarına verilen ünvandır. Ben sizi çok seven, fikirlerinizi çok takdir eden bir Türk'üm. Sizin savunduğunuz görüşleri Türkiye'de savunduğum için İstanbul'da hapis yatıyorum. Yardıma muhtacım. Yani adamımız Mussolini'den para istiyor. Eyüplü Halit'in el altından postaya verdiği mektup 15 gün sonra Roma'da Mussolini'ye ulaşıyor. Mektubun Mussolini'ye ulaşmasından da 10 gün kadar sonra İtalyan Başkonsolos elinde bir valizle Vali Bey'e geliyor ve Sultanahmet cezaevinde yatan Halit Keskiner isimli bir mahkumu ziyaret etmek istediğini söylüyor. Herkes şaşkın. Tabii o tarihlerde Mussolini de Antalya'nın peşinde. Dolayısıyla Türkiye ile Mussolini'nin arası açık. Vali durumu savcıya bildiriyor ve Halit Keskiner'in araştırılmasını istiyor. Araştırmaların sonucunda bu kişinin meşhur dolandırıcı Eyüplü Halit olduğu ortaya çıkıyor. Başkonsolosa Eyüplü Halit'in büyük bir dolandırıcı olduğunu anlatıyorlar ama nafile. Konsolos Halit'le görüşmek için ısrarcı davranıyor ve görüşüyor da. Ancak bu görüşmeden sonra başkonsolos valiz dolusu parayı Halit'e veriyor mu yoksa konuştuktan sonra vaz mı geçiyor? Orası tam olarak netleşmiş değil. Bu arada Eyüplü Halit'in 68 gelin adayını da evlenme vaadiyle kandırıp dolandırdığını da eklemeden olmaz. Hadi zaptiyeden korkan Rumları anladık. Mussolini'yi de anladık. Peki 68 kadını hangi ara idare ettin be adam? Hangi ara? Peki Eyüplü Halit'in akıbeti ne oldu dersiniz? İşte orası biraz acılı. Ünlü dalaveracı Eyüplü Halit polis işkencehanesinde ömrünü çürüttü ve cezaevinde öldü. Hatta ölümünden sonra birçok komedi filmine de esin kaynağı oldu. İnsan gerçekten hayret ediyor. Hikayemizle ilgili yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Üstelik kanalımıza abone olmak da bedava. Başka bir hikayede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.